Haberler modülü. Haberler modülü sayesinde firmanın size ilgili haberlerin arşivini oluşturabilir, detaylarını yayınlayabilirsiniz. Sol taraftaki menüde bulunan haberler simgesine tıklayarak yeni kategori ekle bölümüne tıklıyoruz. Oluşturacağımız yeni kategori fuarlarımızı mı, basındaki bölümümüzü mü, yeni açılan şubemizi mi, çalışanlarımızla ilgili bir bölüm mü? İlk öncelikle bunlara karar vermeliyiz. Katıldığımız fuarlarla ilgili bir kategori açacağımızı farz edelim. Sayfamızın başlığını, sayfamızın linkini, alanlarımızı, küçük resim yüksekliğini ve genişliğini ayarlayarak sayfamızı oluşturuyoruz. Bu bölümde katılmış olduğumuz fuarlarımızı yayınlayacağız. Haberler bölümümüzün aktif pasif durumunu durum bölümünden ayarlayabiliriz. Ekle butonu ile haberler kategorimizi oluşturduk. Haberler sekmemize tıklıyoruz. Her oluşturduğumuz haber kategorisi için mutlaka ki küçük bir resim eklememiz gerekmektedir. Buradaki ikonlarımızın anlamları sayfa sıralamasını değiştirme her zamanki olduğu gibi fuarlarımız kategorisinin içerisine haberimizi ekleme, düzenleme simgesinden başlığımızı değiştirebiliriz, özelliğimizi ayarlayabiliriz. Fotoğraf simgesinden fuarlar kategorisine ait bir adet resim yükleyebiliriz. Ana sayfada gösterip gösterilmeyeceğin kararını veririz. Çöp kutusu simgesinden de silme işlemini gerçekleştiririz. Fuarlar kategorisinin karşısındaki fotoğraflar simgesine tıklayarak yeni foto ekle diyoruz. Bir adet fotoğraf yüklüyoruz. Ekle dediğimizde kategorimize ait resim yüklenmiş olacaktır. Geri dön simgesi ile haberler kategorisinin ana bölümüne geri gelebiliriz. Bir kategori daha eklemek istiyoruz. Yeni açılan şubelerimiz. Sayfa bölümlerimizin linklerini, başlık ve özelliklerini oluşturuyoruz. Resim büyüklüklerimizi ayarlıyoruz. Ekle butonu ile haberler sayfamızı oluşturuyoruz. Yeni açılan şubelerimiz için de bir adet küçük resim yüklüyoruz. Ekle butonu ile küçük ikonumuzu oluşturuyoruz. Geri dön simgesi ile haberler kategorimizin ana sayfasına geliyoruz. Fuarlarımız, katıldığımız fuarlarla ilgili haberlerimizi oluşturacağız. Sepet simgemiz burada bu kategoriye ait haberlerimizi yüklememiz için. Fuarlarımız kategorisinin haberlerini yükleyeceğiz. Yeni haber ekle butonu yardımıyla yeni haberimizi oluşturuyoruz. Haberimizin başlığı İzmir Fuarında ya da İzmir Fuarı diyebiliriz. Haberimizle ilgili yazımızı yerleştiriyoruz. Alanlarımızı yine dolduruyoruz. Bu sayfamızın altında gelecek galeri ebatımızı ayarlayıp ekle butonu yardımıyla haberimizi ekliyoruz. Bu kategoriye bir adet daha resimli haber ekleyeceğimizi düşünelim. Samsun Fuarı. Burada yapmış olduğunuz sıralama tamamen size nasıl kolay gelirse o şekilde ayarlayacağınız bir özellik. En başta da haberi yazabilirsiniz. Daha sonra da yazabilirsiniz. Ekle butonuyla ikinci haberimizi de oluşturduk. Bir tane daha fuar haberi ekleyelim. Burası bir arşiv gibi de kullanılabilir. Firmanızla ilgili önemli haberlerin oluştuğu,
açılışlarınızın olduğu, katıldığınız seminerler, belgelerinizle ilgili de olabilir. Tamamen sizin kendinize göre kullanabileceğiniz bir bölüm. Ekle butonu yardımıyla 3. haberimizi de ekledik. Haberler sekmesine tıklıyoruz. Fuarlarımızın karşısına gördüğünüz gibi 3 adet haber eklenmiş. Haberlerimizin detaylarını yönetebilmek için sepet simgesine tıklıyoruz. İzmir fuarımıza resimler ekleyebiliriz. Yine fotoğraf ekleme ikonumuzdan istediğimiz resimleri seçiyoruz. Burada fuar görüntülerimizi de ekleyebiliriz. İzmir fuarında katıldığımız. Mutlaka her haberimiz için fotoğraf eklersek çok daha güzel bir görsele kavuşuruz. Her kategorimize aynı şekilde resim ekleme işlemine devam ediyoruz. Hiçbir şekilde resim sınırlamanız yoktur. İstediğiniz kadar resim ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde sıralamalarını değiştirebilirsiniz. Bütün ikonlarımız aynı özellikleri taşımaktadır bütün sayfa içerisinde. Tamamen sizin zevkinize kalmış şekilde bu bölümü de ayarlayabileceksiniz. Ekleme işlemimiz tamamlandı. 3 adet haber girdik fuar bölümümüze. Şimdi bu haberlerimizin ön planda olmasını istiyoruz. Tabii ki otomatikman haberler bölümünde akmaya başlayacak. Ana sayfadaki haberler bölümümüze akmaya başlayacak. Buradan tıklanıldığında hangi haber bölümüne tıklanıyorsa o haberin detayına geçecektir. Fuarların ana kategorisine tıklanıldığı zaman fuarların ilk kategorisini oluşturduğumuzda küçük resim eklenmesinin nedeni daha görsel bir şekilde olması, boş durmaması bu bölümün. Fuarlarımıza tıkladığımız zaman 3 adet haber ekledik. Haberlerimiz alt alta geldi. Hangi resmi yüklediysek o gelir. Sıralamasını değiştirerek buradaki resmi değiştirebilirsiniz. Haberinizin başlığı, girmiş olduğunuz metnin bir kısmı, hangi tarihte ve saatte eklediyseniz bu detayı da sistem otomatik olarak oluşturacaktır. Hangi habere tıklarsanız detayına geçiş yaparak sağlıklı bir şekilde görebilirsiniz haberin detayında. Yeni açılan şubeleriniz için yeni haberler oluşturduğunuzda aynen fuarlarımızdaki gibi detaylar gelecektir bu sefer. Şu anda yeni açılan şubelerimizde haber oluşturmadığımız için içerisi boş. Ama fuarlarımızda 3 tane haber oluşturduğumuz için 3'ü de dolu. Bunu istediğiniz sayıda çoğaltarak haber bölümünüzü hem kategori olarak hem de iç detay olarak istediğiniz kadar detaylandırabilirsiniz. Ana sayfada otomatikman yüklemiş olduğunuz haberler gelecektir. Haberlerinizin sıralamasını, diyelim ki İzmir Fuarı daha arka planda bir haber sizin için, Kayanlar'da ilk Van Fuarı'nın gözükmesini istiyorsunuz. O zaman İzmir Fuarı'nı en altı alıp Van'ı en yukarı alırsınız. Aynı şekilde sıralama bölümünden. Ana sayfaya tıkladığınız zaman haberinizin akış sırasını değiştirmiş olursunuz. Diyelim ki burada artık yine haberleriniz oluştu ve çok kalabalık oldu. Van Fuarı'nı pasifize etmek istiyorsunuz. O zaman panelinizde Van Fuarı'nın karşısındaki televizyon işaretinden ana sayfadan kaldır ikonunu aktif hale düşürmek için bir kere tıklamanız yeterli. Ana sayfada Van Fuarı haberi artık yayında olmayacaktır. Bu şekilde haber detaylarınızın arşivlerini oluşturarak sayfanızı ziyaret eden kişilere firmanızla ilgili çok daha detaylı bilgileri verebilir. Onları firmanızla ilgili çok daha detaylı bilgilendirebilirsiniz.